Ağlama. Senin yüzünden kaçırdık zaten kadını. Murat, ne oldu sana? Neredesin lan sen? Ben sana odanda oturacaksın demedim mi? Eczaneye kadar gittim. Başlatma lan eczaneden. Gir hadi otur. Hadi. Bir daha laf dinlemezsen paralarım seni. Annem niye gelmiyor Zeynep abla? Yoksa çok mu hasta? Elifciğim yok öyle bir şey. Annen çok iyi. Gelecek, seni alacak ama... O zaman niye gelmiyor? Biliyorum ben. Annem çok hasta değil mi? Elifciğim annen çok iyi. Bak seni de çok özledi. Gelecek, seni alacak. Beraber parklara gideceğiz. Salıncaklara bineceğiz. Pamuk şeker de yiyeceğiz. Hatta çarpışan arabalara bile bineceğiz kuzum. Ay Elifciğim, en kısa zamanda kavuşursun inşallah anneciğim. Fazla kızmazsın huysuzca da. Allah Allah. Kim ki bu? Alo. Zeynep. Evet. Merhaba, ben Selim. Selim? Ya telefonunu Pelin'den aldım. Ya, sana bir şey söyleyeceğim ama... Kızma ne olur. Ne oldu? Ben... Verdiğin notları kaybettim. Tamam, şu an konuşacak durumda değilim. Ne oldu, neyin var? Konuşacak durumda değilim dedim. Sonra konuşuruz. Thank you.
Ayşe abla. Selim, ne oldu ablacığım? Elif'e bakmaya gelmiştim. Nasıl oldu? İyi çok şükür. Ama çok yorulmuş. Uyuyor. Bir uğrayayım demiştim Yaramaz'ın yanına ama uyuyorsa sonra... Haha, uyuyor şimdi. Zor uyudu zaten. Yarın görürsün. Tamam. Ben bir güzel ifadesini alırım yarın onun. Tamam. Hoşça kal abiciğim. Önce kapıyı biri çalıyordu da. Evin küçük oğluydu o. Elif'i çok sever. Nasıl olduğunu merak etmiş. Ay asla yakalanıyorduk. Ay. Ben Melih'i aramayı unuttum. Kızcağız kaç saat önce aramıştı. O hengamede açamamıştım. Ben de parktan çıkarken haber vermeyi unuttum. Ay ara abla ara ne olur. Ay meraktan ölmüştür şimdi o. Alo Ayşe abla. Alo. Melek, arayamadım kızım seni. Meraktan öldüm. Arkanızdan koştum ama yetişemedim. Ayşe abla neler oluyor? Bir şey mi oldu kızım? Başında bir şey mi geldi? Telaş etme. Ufak bir kaza oldu. Kaza mı? Merak etme. Endişelenecek bir şey yok. Bahçede koşuştururken ayağını burkmuş bizimki. Ah yavrum. Ayşe abla bir sesini duysam. Mışıl mışıl uyuyor ablacığım. Uyandırmasam şimdi. Bana inanmıyorsan Zeynep'i vereyim telefonu, o söylesin. Zeynep'in orada ne işi var abla? Zeynep'le bugün konuştuk, aradı beni ama... Elif yanındaydı, orada ne işi var ki? Ya işte bizim Elif ayağını burkunca Arzu Hanım hastaneye götürmüştü. Elif de doktordan korkup kaçıvermiş, Zeynep de parkta bulmuş. Abla ne diyorsun sen? Nasıl bulmuş ki? Melek... Ya Melek'im... Kızım kusuruma bakma ne olur. Emanetine sahip çıkamadım. Asıl sen hakkına ilerlet abla. Bizim yüzümüzden başına ne işler açıldı? Hiç olur mu öyle şey? Elif benim de kızım sayılır. Ayağın nasıl yavrumun, iyi mi? İyi, iyi merak etme. Şey, ben bugün çiftlikte onu göremeyince... Melek, sen çiftliğe mi geldin? Ne yapayım abla, dayanamadım. Sakın kızım, sakın bir daha böyle bir şey yapma. Biri görürse ne deriz? Olur abla. Elif'imi de öp kokla benim için, olur mu? Olur canım, olur. Öperim. Tuğçe'cim, yüzüme bakar mısın? Hadi ama. Sinir oluyorum o salak kıza. Kızım neden kafana takıyorsun ki o kızı? O bir besleme ama sen bu evin prensesisin. Prenses benim değil mi? Tabii ki sensin. Herkesin yeri bellidir hayatta. Sakın unutma bunu. Bu çiftliğin, koskoca toprakların, her şeyin sahibi sensin. Bir beslemeyle... O da benim hizmetçim. Aynen öyle benim güzel kızım. Hadi sen şimdi biraz dinlen, oyuncaklarını oyna, tamam mı? Hanımım ne oldu? Gerçekten çok merak ettim. Önce şu kapıyı kapat. Allah'ın cezası kız, ne işler açtı başıma? Hanımım, yani anlamadım ben. Park, hastane falan bilsem. Gördün mü Uğursuz Ayşe'nin bakışlarını? Biliyor. Biliyor da bana oynuyor aklı sıra. Peki nerede kaçtı, hastanede mi? Ne hastanesi? Hastaneye götürmedim ki, aptal mısın sen? Aa, hanımım pardon. O boklu mahallesinde fırladı gitti birden. Bak sen, tanıyormuş demek ki. Öyle sünepe sünepe duruyor ama.
Mahvedeceğim onu, mahvedeceğim. Hele o annesine benzer hareketleri yok mu? Hanımım, ya onu mahallesine götürdüğümüzü birine söylerse? Yeter be, söylerse söylesin. Anası olacak kadın, meydan okur gibi çocuğunu buraya göndermeye korkmamış. Ben mi korkacağım? Haklısınız hanımım, siz baş edersiniz evvelallah. Anladık, karı dilden konuşmanın vakti geldi de geçiyor bile. Bakalım, el mi yaman, el mi yaman? Demek Elif burada yaşıyor. Güzel yermiş. Öyledir. Elif de sevmiştir değil mi burayı? Gerçi annesinden ayrı kaldı ama. Ah abla, çok üzülüyorum ikisinin haline de. İlk tırnaktan ayrılır mı hiç ablacığım? Biz taraflarda da olsan fark etmez. Seni böyle kaçak göçek suçlu gibi getirdim ya, ona üzüldüm biraz. Ama biliyorsun işte, Elif'in annesi var bir tek, o da çok hasta deyip getirdim buraya. Aşk olsun Ayşe ablacığım, olur mu öyle şey? Anladım ben seni. Hem sen bizim için bu kadar sıkıntı çekerken, fedakarlık yaparken olur mu öyle şey? Canım benim. Ne de güzel uyuyor. O daha kuzucuk. Ablacığım ben kalkayım mı artık? Hava kararsın da ben bir yolunu bulur seni görmeden çıkartırım. Olur mu ablacığım? Tamam. Bu kaçıncı hap bugün anne? Başım çatlıyor Kenan. Bu kadar sinir, stres kaldıramıyorum oğlum. Neyse, iyi tarafından bakalım. Ayşe kızı buldu. Kimsenin canını sıkmasına gerek yok artık. Alo, efendim. Ha buyurun Mümtaz Bey. Sağ olun, iyiyim siz. Peki ama depoda ne yapıyormuş ki çocukcağız? Ya, orada iş neymiş yani? Bilsem, Ayşe gözünü üstünden ayırmayacaktı güya. Ortalıktan çekecekti. Ah Ayşe, ah. Bu kızı getirdin de başımıza ne işler açtın böyle? Anne, doktor Tuğçe'nin bir arkadaşa ihtiyacı var dememiş miydi? Bırak iki kız oynarlar işte. Oynamıyorlar. Bütün gün kavga gürültü. Tuğçe'nin kendi denginde bir arkadaşa ihtiyacı var. Bir beslemeyle olmuyor işte. Of anne. Fakat Tuğçe'deki süper zekaya bakar mısınız? Kız benimle ilgilenmiyorsunuz. Beni de arayın diye gitmiş dolaba saklanmış. Tuğçe de az değil ama. İlgi hep onun üstünde olsun istiyor. Kimmiş ilgi hep kendi üstünde olsun isteyen? Bu kızların arasını yapmak lazım diyoruz. Aman hiç lüzum yok. Tuğçe bu evin tek torunu. O kızla bir yanaşma. Herkes haddini bilecek. Tamam Arzu. Aynı sohbeti tekrar açmayalım. Bugün yeteri kadar sinirlerimiz bozuldu zaten. Kim lan bu kız? Ne işler çevirdin gene? Bir iş çevirdiğim falan yok baba ya. Zaten canım acıyor. Bir de sen de gelme üstüme. Adamın manitasıymış lan işte. Yalan mı söylüyor? Başkasının karısına kızına niye bakıyorsun oğlum ya? Böyle mi öğrettim lan ben sana? Baba, kız beni seviyor, beni. O gerizekalı anlamadı ama anlayacak yakında. Keseceğim hesabımı. Atır lan oturduğun yere. Hem suçlu hem güçlü. Oğlum duymadın mı? Adam daha kalabalık geliriz dedi. Resmen tehdit etti lan bizi şerefsiz. Ne oldu lan? Çok canım acıyor ya. Melek, dolaptan buz getir kız. Bak duyuyor mu hiç? Zeynep nerede ya? Ne bileyim hangi cehennemde?
Kesin bir iş çeviriyor bunlar. Gelsin hesabına soracağım ben ona. Ayşe abla çok geç oldu. Çıkayım ben artık ha. Ay, nasıl yapsam ki? Sen az dur. Onlar şimdi hepsi yemeğe otururlar. Ben bir bakayım ne yapıyorlar oğlum Zeynep'ciğim. Tamam. Kestiniz mi? Tamam. İyi akşamlar. Sağ salim varır inşallah kızcağız. Kadersiz kızım. Ablacığın da gitti. Sakın kızma bana emin Elif'im. Bunların hepsi senin için. Hepsi senin iyiliğin için. İyi akşamlar. Korkmayın lütfen. Buralar pek tekin olmaz bu saatlerde. Sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim. Yok. Gerek yok. Haklısınız Sekin Bey. Ama bu yol bu saatte yürünmez. Ben yürürüm. Olmaz ama. Tehlikeli. Lütfen buyurun. Peki. Pek boş ver Allah aşkına. Her zaman geldi değil mi Arzu'nun? Hayır ben bir şey demedim ki. Tuğçe biraz ilgi bekliyor dedim. Aklı sıra bana laf dokunduracak. Sanki ben Tuğçe'yi sevmiyormuşum gibi. Sana özel bir şey değil ki. Klasik Arzu işte. Herkese karşı böyle. Bu eve geldiğinden beri farklı bir şey yaptığını gördün mü? Hadi biz katlanıyoruz. Yengemiz diyoruz.
Sesimizi çıkartmıyoruz da. Asrallah abime sabır versin. Hep annemin işi işte. Bu kızı çiftliğe getirmeseydi, zorla abimle evlendirmeseydi şimdi her şey çok daha iyi olurdu. Abim de kendine değil de o sıralar. Canı yanmıştı. Unutmaya çalışıyordu. Öyle. Annemin istediği oldu işte. Her zamanki gibi. Değil mi? Melek neyi kızdı aslında? Nasıl oldu da abimi bırakıp gitti anlamadım. Barış'a da aynısını yapmadım anne. Ya canını sıkmak istemedim. 2 yıl geçti üstünden. Ne yüzünü gördüm, ne tek bir haberini aldım. Ah anne, ah. Başımıza ne geldiyse senin şu ideal damat gelin araşın yüzünden geldi. Ama bana aynısını yapamayacak. Yoksa ben tahmin ediyordum zaten. Bir haftadır vardı sende bir şeyler. Anlatsana kim peki, okuldan mı? Ya dur kızım ya. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Ya hadi hadi. Ya gerçekten diyorum. Yok bir şey. Olsa ilk sana anlatırım zaten. Boş ver şimdi onu. Bu saatte böyle bir yerde ne işiniz var? Biraz garipsedim doğrusu. Arkadaşımı ziyarete gelmiştim ben. Az ileride oturuyor. Kim? Belki tanıyorumdur. Mehtap. Yok. Tanıdık gelmedi. Sizi de yolunuzdan alıkoydum. Yok estağfurullah. Yolumun üstü zaten. Bugün biraz işlerim aksadı da öğlen gitmem gereken yere ancak bu saatte gidebiliyorum. Anladım. İşlerim aksadı dediniz de büyük bir terslik yoktur umarım. Yok, öyle bir şey değil aslında. Bizim çiftlikte bir ufaklık var. Ufak kız çocuğu. Öyle mi? Ortalıktan kaybolmuş bugün. Hepimizi telaşlandırdı. Telaşlanır tabii insan. Misafiriniz mi? Tanrı misafiri diyelim. Ama artık bizim çiftliğin de kızı sayılır. Thank you.
Elif'im, Elif'im nasıl? İyi ablacığım, çok iyi. Ne oldu bugün öyle? Sen nasıl buldun ki Elif'imi? Nerede buldun? Beni niye beklemediniz? Ablacığım üzme kendini bak, anlatacağım her şeyi. Hem Elif seni görseydi hiç ayrılamayacaktı. İkiniz de daha çok üzülecektiniz. Hem bir şey söyleyeyim mi? Bizim ufaklık ortadan kaybolunca çiftlik ayağa kalkmış. Çok mu seviyorlarmış yavrumu? İyi miymiş? İyi ablacığım, iyi. Hem çiftliğin beyi de çok iyi bir insan belli ki. Çiftliğin beyi mi? Onu mu gördün? Beni buraya kadar o getirdi. Ne? Ya şimdi ablacığım, Elif ortadan kaybolunca ben de oraya gidip durumda kaldım. Zor attım işte kendimi çiftlikten. Bir gören olacak diye ödüm koptu. Dışarı çıkınca fark ettim ki incin top oynuyor. Issızdır oralar. Issız ne Kerim abla? Karanlık, bir yandan köpekler avlıyor. Ne otobüs geçiyor ne taksi. Korku filmi gibiydi vallahi. Ay Allah korusun ya. Neyse şanslıymışım da arabanın biri durdu. Ay Zeynep bindim deme sakın. Binmeyip ne yapacağım abla? Ne diyorsun Zeynep? Ya başına bir iş gelseydi? Allah korusun ya. Korkma korkma. Arabasına bindiğim adam çiftliğin beyiymiş. Ya. Çok düzgün, saygılı biriydi. Elif'i de pek seviyormuş. Çok mu seviyormuş? Sen söyledin mi ablası olduğunu? Söyler miyim abla? Ayşe abla o kadar tembih etti. Ya, neyse işte yol boyu Elif'e anlattı. Öyle mi? Ne dedi? Bizim Bıcırık ilk günden sevdirmiş kendini. Elif kaybolduğunda ne kadar korktuklarından, Elif'in onlara emanet olduğundan falan bahsetti. Sonra da Elif artık bizim çiftliğin kızı dedi. Sabah şeriflerin hayırlı olsun Veysel. İki gün kaldı, iki. Baba, baba, beni İdris'e ver baba. Hay
Oo, Zeynep Hanım, daha ilk günden geç kaldınız. Ya çok özür dilerim, ben gece geç yattım da biraz. Bu aralar dersler yoğun galiba. Evet. Tamam tamam, bugünlük öyle olsun bakalım. Daha henüz müşteri de gelmedi. O zaman ben çantamı bırakayım, başlayayım hemen işe. Önlüğünüz içeride. Tamam, sağ olun. Nereye gidiyorsun kız? İşe mi? İyi, aferin. Çıkmadan önce bir kahvaltı hazırlasaydın bari. Hazır çıkardım mutfakta. Şimdi elime düştün Melek Hanım. Hanımım daha kahvaltı yapmadı. O zamana kadar masa böyle mi kalsın Gonca? Arzu Hanım gelince tekrar kurarız sofrayı. Toplama onları. Daha ben kahvaltı yapacağım, görmüyor musun? Tabii. Gonca, bana bir kahve yap. Tabii hanımım. Hemen getiririm. Ayşe. Buyurun Arzu Hanım. Çocuğun bacağı nasıl? Daha iyi. Şişlik biraz indi. Nasıl da korkuttu hepimizi değil mi? Ya öyle oldu. Sahi. Nerede bulmuştum demiştin? Kaybettiğiniz yerde Arzu Hanım. Otoparkta mıymış? O kadar da baktık abi ki. Ya öyle. Otoparktaymış. İyi bari. Ben şu tabakları götüreyim. Korkma ya. Dalmışım da. Belli belli. Şey diyecektim. Benim bugün öğleden sonra dersim var da. Yani çıkabilir miyim? Dersin var demek. Tabii çıkabilirsin. Çok teşekkürler. Şimdi anlarız bakalım ne işler çeviriyorsun Melek Hanım. Ayşe abla, Ayşe abla, Ayşe abla. Ulan ne çok seviyorsun bu Ayşe ablayı be. Anlaşıldı. Çocuk Ayşe ablacıkta. Şimdi Elif almanın zamanı geldi. Yaktım çıranı Melek, yaktı. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne yatıyorsun öyle? Kalksana. Bu evin hizmetçisi değil misin sen?
Hadi bana ona yemişliğimi getir. Hadi. Ayağım çok ağrıyor. Ayşe teyze dinlen dedi. Hı, tabii. Ben de yedim. Yalan söyleme gerizekalı. Hayır, gerçekten çok acıyor ayağım. Yalancı! Hayır, yalan değil. Yalan söylemem ben. Ne istersen onu yapacaksın. Ben bu evin sahibiyim. Anladın mı? Anneciğim, ver ben yedireyim sana. Aç bakayım ağzını kızım. Ya, babam yedirsin. Ver annesi. Kızım yemek istesin yeter ki. Aç kızım, uçak geliyor. Aç, 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 aç. Aferin kızıma benim. Aa, bozuluyorum ama. Annen kıskanmış mı bizi? Kıskanma anneciğim, ben sana yediririm. Tatlı kızım benim. Oo, çok geç kaldım, ben çıkıyorum. Hı-hı. Kaçıyorum arkadaşım. Tamam, iyi bak kendine. Görüşürüz. Hadi yiyelim biz de. Ayşe abla, çok kötü durumdayım. Konuşamıyorum. Ne olur hemen gel. Tamamdır. Tıpış tıpış gel bakalım Ayşe Hanım. Bakalım Veysel'e yamuk yapmak nasıl oluyormuş? Aman bıktım bu indirim mesajlarından da. Aa, melektenmiş. Ayşe abla, çok kötü durumdayım. Konuşamıyorum. Ne olur hemen gel. Melek. Allah, hay Allah. Yine o kocası olacak herif mi bir şey yaptı acaba? Ya. Ya. Çıkar şunu. Yapma, canım acıyor. Hayır, yalan söylüyorsun. Acımıyor. Acıyor, gerçekten acıyor. Hayır. Çıkar dedim sana, şunu çıkar. Tuğçe! Ne yapıyorsun kızım? Aa! Tuğçe! Çok ayıp ama. Ne yaptı sana çocuk? Hadi çık buradan, hadi. Görürsünüz siz. Anneme söyleyeceğim size. Beni dövdün diyeceğim. Hani konuşmuştuk ya, öğleden sonrası için dersim vardı benim. Çıkabilir miyim? Aa, tabii tabii. Benim aklımdan çıktı. Çıkabilirsin tabii. Çok sağ olun. Aa, bu arada çekinme. Böyle durumlarda söyle. Çok sağ olun. Çıkıyorum o zaman ben. İyi dersler. Sağ ol.
Hanımım Safiye geldi. Safiye kim? Hasan Efendi'nin karısıymış. Ha, ne istiyormuş? İlle de sizinle görüşeceğim diyor. İyi, gelsin bakalım. Tamam, tamam, dur. Allah sizden razı olsun Aliye Hanım. Amin, amin de. Hayırdır? Allah Kenan Bey'i başımızdan hiç eksik etmesin. Eğer işleyelim diye araziyi bize vermeseydi. Arazi mi? Çeşme Bayır tarafını diyorum Aliye Hanım. İşleyelim diye vermişti ya. Ha, Çeşme Bayır arazi size verdi. Allah size de hanenize de zeval vermesin. Sağ ol, sağ ol. Sen bana sormadan ne işler çeviriyorsun Kenan? Mutfağı bitirdim. Bir tek oy kaldı. Otur otur. Dinlen biraz. Bütün gün koşturup durdun zaten. Melek, bunları senin kızı için getirdim. Bizimkine küçük artık. Senin kızı olur değil mi? Olur. Al o zaman bunları. Oyuncaklar falan da var içeride. Onları da getireyim. Poşete koyarız. Giderken götürürüz. Eksik olmayın. Başka bir isteğiniz var mı hanımım? Hanımım yine gidiyor bu. İsterseniz ben peşinden. Hayır. Baksana şunun haline. Kesin bir işler çeviriyor. Tamam işte hanımım. Peşine düşer anlarız ne işler çevirdiğini. Bu sefer takip etmeyeceğiz Gonca. Çok şey bilir oldu. Nasılsa en kısa zamanda ne işler çevirdiğini öğreneceğiz. Nasıl olacak hanımım? Yakında görürsün. Çayı bile doğru düzgün yapamıyor. Tuğçe. Anne, Ayşe bana git dedi. Ne? Ne diyorsun sen? Ayşe, git dedi bana. Ayşe, sana dedi öyle mi? Elim de vardı. Git buradan dediler bana. Bu ne cüret? Benim evimde benim kızıma bunu nasıl yaparlar? O hizmetçi parçası çok oldu artık. Ben gösteririm onu. Nerede kaldın Ayşe abla? Yetiş Ayşe abla. İş çevirmek nasıl oluyormuş gör bakalım. Cevap versene. Ben bir şey yapmadım.
Hep ben bir şey yapmadım. Peki nasıl oluyor bunlar? Senin işten pazarlıklı pis kurnaz. Ben bir şey yapmadım. Hayır, git dediler işte, git dediler. Tuğçe sarkımı çıkarmaya... Sus! Cevap verme! Sus! Anneciğim. Anneciğim. Merhaba. Aa, merhaba. Hoş geldin Zeynep. Otursana. Yok, vaktim yok. Derse gireceğim de. Şu notlarımı verir misin? Sınavım var da. Şey... Ya dün söylemeye çalıştım ama... Anlamadım. Neyi söylemeye çalıştın? Ben notlarını kaybettim Zeynep. Nasıl kaybettin ya? İnan ben de bilmiyorum. İki gündür aramadığım yer kalmadı. Yok işte, bulamıyorum. Sana inanmıyorum. O kadar tembihledim, sınavın var dedim. Ne kadar sorumsuzsun. Gerçekten isteyerek olmadı. Tabii isteyerek olmamıştır. Zeynep çok özür dilerim, gerçekten. Bırak alanı seversen ya, öf! Hemen koş peşinden. Bir saniye dinler misin lütfen? Neyini dinleyeceğim? Kaybetmişsin işte. Lütfen, sadece iki dakika. İyi, söyle, dinliyorum. Bak, gerçekten çok üzgünüm. Dünden beri içim hiç rahat değil zaten. Nasıl kaybolduğunu ben de anlamadım. Kaybolmadı, sen kaybettin. Haklısın, özür dilerim. Ha, özür diledin, sorun çözüldü değil mi? Senin yüzünden sınıfta bile kalabilirim, anlıyor musun? Biraz abartmıyor musun? Abartıyorum yani. Sorumsuz olan, notları kaybeden sen ama abartan benim, öyle mi? Ya, niye sınıfta kalasın ki? Lafa bak. Çalışamadığım için olabilir mi acaba? Ama bu senin umurunda bile olmaz, değil mi? Senin sorumsuzluğunun cezasını çekmek zorunda mıyım ben? Bana bunları yaşatmaya ne hakkım var? Sakın bir daha karşıma çıkma. Bak, ben sorumsuz değilim, tamam mı? Hatamı telafi edeceğim. Sana söz veriyorum. Bırak kolum ya. Telafi edecekmiş. Ben çıkayım artık. Tamam Melek'ciğim. Ellerine sağlık. Sağ ol. Buyur. Bunları da al canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler sana. Sorun yok değil mi arabada? Yok. Her şey yolunda. Usta, bu arkadaşlar kim ikisi? Bunlar yeni arkadaşlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Siz bize burayı bahşettikten sonra tabii zorlaştığı için adam tuttuk. Bu arkadaş yeni geldi. Kenan! Anne! Ne yapıyorsun sen burada? Bu ne halin? Anne, görmüyor musun? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ne oluyor burada? Anne, şimdi sırası değil. Sen çiftliğe git, ben eve gelince konuşuruz lütfen. Şimdi konuşacağız. Bizi yalnız bırakın. Hayır Hasan Efendi. Bizi yalnız bırakın dedim. Ben de hayır dedim. Bir de gevşek gevşek abartmıyor musun demiyor mu? Ne buldum? Aa, notlarım. Nereden buldun? Az önce çay almaya gittim. Aa, bir de ne göreyim? Tezgahın hemen yanında senin notların. Şaka gibi ya.
Selim kantinde unutmuş. Onlar da kaybolmasın diye alıp tezgahın üstüne koymuşlar. Telafi edeceğim diyor bir de. Sanki senden telafi etmeni isteyen var. Babanın topraklarını emrimizde çalışan insanlara nasıl dağıtırsın? Bunu bana sormadan nasıl yaparsın? Kimden izin aldın? Hangi cesaretle topraklarımızı elin adamlarına bağışlarsın? Kimseye bir şey bağışladığım yok. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun da. Sadece 2 senelik ekecekleri mahsulü kârını bunlara bıraktım. Hem toprak boş kalmasın, değerlensin, hem de bunlara ek gelir olsun diye. Benden izin aldın mı? Bana sordun mu? Bunun için senden izin almam gerekmiyor. Gerekiyor. Burası babanın toprakları. Babam öldüğünden beri bu toprakları kim işletiyor? Daha 18 yaşındayken sen, bizzat sen ne söylemiştin bana? Unuttun mu? Bana sormadan çivi bile çakamazsın bu çiftlikte. Anlıyor musun? Anne, köşene çekil. İşime karışma artık. Sen koru, ne olur bir şey olmuş olmasın. Gel bakalım Ayşe abla. Meleğin seni bekliyor. Bu iş tamamdır. Balık oltaya takıldı.